Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT IT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 24. günün ikinci dersine. Bu dersimizde yamuğun özelliklerinden bahsedeceğiz. Sadece özellik dersi olacak ama özellik derken de biliyorsunuz tarzımı. Özellikleri göstereceğiz ama ispat tekniğini de göstereceğiz ve soruları genelde ne yapacaksınız? Özellikle değil de ispat tekniğiyle yapacaksınız. Ama aklımızda kalan bir şey varsa da ki olacak, mesela ortaban, o da hemen özellikten yapacağız. Ama o da çok kolay olduğu için. Şimdi kitabımızda sayfa numarası 144'ün sağ tarafı ve 145'i işleyeceğiz sadece. O zaman hadi bakalım derse başlayalım. Şimdi özellikler dedik. İlk özelliğimiz orta taban özelliği. Arkadaş, orta taban özelliği nedir? Hocam, orta taban özelliği şudur. Yamukta şurası alt taban, burası üst taban ve yamuğun yan kenarlarının orta noktasını birleştirdiğim zaman biz bu çizgiye orta taban çizgisi adını veriyoruz. Orta taban çizgisi alt tabana ve üst tabana paraleldir ve orta taban çizgisi nedir? A artı C bölü 2 eşit. İspat çok kolay. Hemen ispatını yapalım şu şekilde. Hocam, C iken C paralel kenar çizdim. Temel orantı oluşturdum burada. O zaman buraya AXC kaldı. O zaman buraya ne kaldı? Hocam, burasını da bilmiyoruz. Burası da AXC bölü 2 yapmaz mı ortabandan dolayı? Çünkü bunlar eşit ya. Sonra şu ikisini topladığımız zaman C ile AXC bölü 2'yi topladığımız zaman A artı C bölü 2 geliyor. İşte ispatı buradan geliyor. Ya hocam, akılda kalıyor sanki. Ya çünkü ortabanı çok kullanıyoruz. Yamukta da paralel kenarda da ortabandan bahsediyoruz zaten. Ama yamuktaki orta taban direkt alt taban artı üst taban bölü 2. Topla 2'ye böl şeklinde buldum. Bu temel bir yapı olduğu için bilseniz iyi olur sizin açınızdan. İspatını da gösterdim sana. Şimdi geldik şuraya. Mesela bu özelliği bilmeni istemeyeceğim. Hocam niye? Çünkü şurada soru işareti koydum. Çünkü niye? Şuradaki çıkıntı hoşuma gitmedi o yüzden. Buradaki özelliği bilmeni istemeyeceğim. Çünkü neden? Bilmeden de rahat bir şekilde yaparsın. Elimizde bir ortaban çizgisi varsa, şöyle bir ortaban çizgisi varsa ve köşegenler çizilmişse, arada kalan şu parça bu sefer farklarının yarısıdır. Yani A eksi C bölü 2 eşittir. Niye? Sebebi çok basit kardeşim. Baksana şuradaki üçgenlere var. Bir ters bir orta taban yok mu? Var. Çünkü bu orta taban çizgisi paraleldi. Hocam, üçgene bakacak olursak bunlar paralel ve bunlar eşit. Orta tabandan C ise burası C bölü 2 olur. Hemen buraya C bölü 2'yi yazalım. Sonra hocam, sonrasında da bak şuradaki üçgende de bu orta taban var. Ya da şuradaki üçgene bakalım. Hocam, şuradaki üçgende de bir orta taban var. Yine tersinden dolayı. Yine burası C bölü 2 mi olacak? Evet. Sonra şu üçgende bir orta taban var. A ise burası da A bölü 2 olur. A bölü 2 eksi C bölü 2 bana X'i verecektir. Ya da şu uzunluk direktman C bölü 2 C bölü 2 bulduk ya. Bunun tamamı da hocam A artı C bölü 2 değil midir orta tabandan? Evet. Sen A artı C bölü 2'den şu C bölü 2 ve C bölü 2 toplamını çıkartırsan X'e ulaşmaz mısın? Ulaşırsın. Yani C'yi çıkartacaksın. O da ne yapıyor? A eksi C bölü 2 geliyor. Ya sayılar olduğunda işin daha kolay olacak. Merak etme. İspatını ben şimdi sana gösterdim. Biraz sonra soruda daha detaylı bir şekilde göreceksin. Daha kolay olduğunu farkına varacaksın. Yani bunu ezberleme. Bunu bilme. Bu özelliği bilme. Gelelim şu özelliğe. Bu özellikte de dostlar, ya hadi ezberle bakayım. Hadi ezberle. Şimdi bu köşegenler çizildiğinde, köşegenlerin kesim noktasından bir paralel çizildiğinde bunlar birbirine eşit oluyormuş ve bunlardan bir tanesi de mesela şu uzunlukta A çarpı C bölü A artı C'ye eşitmiş. Sınavda çıktı. Sınavdan sonra bunu formülize ettiler. Her zaman ne diyorum ben size? Her soru tipini ben sana formülize edebilirim. Ama gerek yok. İspatını bilirim. Ne yapacağız burada? Sayılar olsa gerçekten işimiz daha kolay. İlk önce ben sana şunu göstereyim. Bak burada ne var? A ve C sayıları varsa mesela hocam kelebek var. Kelebekteki oran nedir? Yukarıdan aşağıya C'ye A. Şöyle C bölü A. O zaman aynı doğru üstünde CK'ya AK'yı yazdım. Burası da C'nin en katıysa A'nın en katını buraya yazdım. Sonra şuraya bakıyorum. Şuraya mesela X diyeyim. Hocam burada bu bölü tamamı X bölü A'ya eşit değil mi? Evet. Yazalım o zaman. CK bölü CK artı AK eşittir X bölü A'dır. Bak şu bölü tamamı X bölü A'ya eşit oldu. Şurada da hocam buraya bir Y diyecek olursam CN bölü tamamı, şöyle göstereyim karışmasın. Bu bölü tamamı Y bölü A'ya eşit değil mi? Evet. Yani CN bölü CN artı AN eşittir Y bölü A yaptı. Hocam burada K parantezin aldığında K'lar gitti. C bölü C artı K kaldı. Burada da N parantezin aldığında N'ler gitti. Burada da C bölü C artı A kaldı. Hocam C bölü C artı A, C bölü C artı A hem X bölü A'ya hem de Y bölü A'ya eşit. O zaman buradan X bölü A eşittir Y bölü A mı oldu? Evet. A'lar da gitti. Buradan X eşittir Y çıktı mı? Çıktı. Tamam. Herhangi bir tanesinde X eşittir Y'yi bulduk. Herhangi bir tanesinde işler dışlar yaparsak da ne geliyor? Hocam buradan X deniyor zaten benden. Direkt bununla bunu çarpayım. A çarpı C bölü A artı C'ye eşit olmadı mı? Evet. Gördüğün üzere hem X eşittir Y'yi bulduk hem de X'in A çarpı C bölü A artı C olduğunu bulduk. Gerek var mı ispatı? Yani gerek var mı? Ezberlemeye gerek var mı? Kesinlikle ama kesinlikle yok dostlar. Sayılar olduğunda gerçekten daha kolay ve
daha rahat bir şekilde yapabileceksin. Biraz sonra zaten örneğinde de göreceksin. Gelelim bir sonraki özelliğe. Yamukta açıortaylar dik ve orta taban üzerinde kesişir. Aynı şeyi biz nerede söyledik? Aynı şeyi paralel kenarda da söyledik. Aslında yamukta açıortaylar derken bu yan kenarlara ait açıortaylar çizdiğimizde, hani şuradaki açıortaylar değil. Yani birbirini 90 derece, 180 derece tamamlayan açılarda, yani bütünsel açıortaylarda, bütünler açıortaylar çizildiğinde, yani bütünler açıdaki açıortaylar çizildiğinde sadece buradakinde ya da buradakinde oluyor. Hocam bu yamukta şu açıortaylar mesela dik olmaz. Çünkü bu iki açının toplamı 90 değil. Tamam. O cümleyi tam bulamadığım için bu şekilde yazdım. Neyse. Biz bunu paralel kenarda da söylemiştik. Ne demiştik? Paralel kenarda şöyle olunca bu bir açıortaysa açıortaylar dik ve orta taban üzerinde kesilir. Dikin içinden orta taban çizgisi çizilir diye söylemiştik. Ya da paralel kenarda açıortaylar böyleyse eğer, çünkü bu açılar toplamı zaten bütünler oldu. Yani 180'e tamamlar oldu. 90 burası. 90 içinden geçecek şekilde açıortayı çiziyorduk. Bu yani orta taban çiziyorduk. Şunlar birbirine eşitliği o şekilde göstermiştik. Hatırla. Burada da öyle mi? Evet. Şimdi buraya A A dersen, buraya da B B dersen, hocam 2A artı 2B 180 ya A artı B 90 olur. Eyvallah, bunu ispatladık. Peki buradan şu çizgiyi çizdiğimiz zaman ne oluyor? Bak dikkat et, paralel çizgi çizdiğim zaman Z'den dolayı çizgi açısı yaptı hocam. O zaman şu parçayla şu parça eşit oldu. Şu an çift çizgiler yokmuş gibi düşün. Sonra Z'den dolayı, buradaki Z'den dolayı da burası nokta açısı oldu. Hocam noktaya nokta, burada da ikizkenar çıktı. Gerçekten de ne oldu? Hocam şuradan çizdiğim paralel doğru tam orta taban çizgisi oldu. Hatta burada da bir muhteşem bir şey oluşturuyor. Bunun ispatlarından bir tanesi buydu. Hatta hatırla, bir tane daha ispat yapacağım sana şimdi. Bir de kollara çizilen dikmelerden bir ispat yapıyordum. Bak orta taban üzerinde olmasını o şekilde şimdi ispatlayacağım. Tam 90 derece olması aşikar. Bunu gördük. Şimdi bir de kollara çizilen dikmeler yapacak olursak, hocam buradan dik, buradan dik çizersem şunlar birbirine eşit. Buradan da dik çizersem buradaki kollara çizilen dikmeler de birbirine eşit. Dolayısıyla burada ne oldu? Burası da eşit oldu. Yani şu noktaya bakacak olursak, hocam bu nokta tam orta nokta oldu. Paralel çizersem orta taban olmak zorunda. İşte olayın mantığı bu dostlar. Her iki ispat ekleğini de gösteriyorum ki ispat ekleri bizim için çözüm yöntemi olabiliyor ondan dolayı. Tamam. Evet, özelliklerimiz bunlar. Şimdi özelliklere bakacak olursak, şunu orta taban çok karşımıza çıkıyor. Bilelim. Şunu bilmene gerek yok. Şunu bilmene gerek yok. Üçgenden üçgendeki benzerliklerden çıkartabiliriz. Şunu da zaten yamukta da önemli demiştik. Bunu bilelim ama bunu bilip sorulara öyle açıortaylar gördüğü zaman dik ve orta tabanı kullanalım. Çünkü yamukta özellikle alan sorularında falan çok güzel sorularla karşılaşabiliyoruz. Yani alan, bir sonraki gün 25. günde alandan bahsedeceğiz. Orada da yine bu özellikle karşılaşacağız dostlar. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi bununla ilgili sorulara bakalım. İlk önce öğrenme alanı soruları. Hocam öğrenme alanı sorularına bakacak olursak, direkt bu nedir? Orta taban çizgisidir. Hocam orta tabanı bilecektik. Tamam, bilelim. O zaman bu 7 neye eşit olacaktır? Şu ikisinin toplamının yarısına. 10 artı x bölü 2'ye eşit olacaktır. Buradan 14 eşittir 10 artı x ise x'i buradan 4 buluruz. Ya da bizim kolay yolumuz vardı. Burası k, burası k değil mi? Buradan buraya 3 azalmış, buradan buraya da 3 azalmış diyebiliriz. K'da 3 azalmışsa k'da 3 azalır, 4 diyebilirsin. O şekilde kısalaştırabilirsin de. O mantığı da burada yine yürütebilirsin. Anlaştık. Evet, x'i böylelikle ne bulduk? 4 bulduk. Geldik B şıkkına. Hocam bununla ilgili bir formül vardı ama gerek yok demiştik. Şimdi bak şu üçgene bakacak olursan, şurada bir orta taban var. Orta tabandan dolayı burası 2 olur. Hocam sonra şuradaki üçgene bakacak olursak, şuradaki üçgende de bir orta taban var. Orta tabandan dolayı burası da 2 oldu. Hocam şu uzunlukta direkt orta taban 10 artı 4 bölü 2, 14 bölü 2'den 7 olur. Hocam 2, 2, 4 buradaysa buraya kaç kalır o zaman? 3 kalır. Yani x'i böylelikle 3 olarak bulur. Bir sonraki soruda bunun formülü vardı. Ezberlemeye gerek var mıydı? Yoktu. Hocam burada bak kelebek var ama kelebekte sayı yok. Sayı neredeyse oraya bakacağız. Sayı nerede arkadaşım? Sayı bu çizgide ve bu çizgide. Hocam bu paralellikte. Burada temel orantı var burada. Hani paralellikler buraya doğru küçülüyor ya. 6 bölü 18. Hocam 6 bölü 18 nedir? 1 bölü 3'tür. Yani burası 1 iken burası 3'tür. Yani burası k iken 3k, buraya 2k kaldı. O zaman burada 1'e 2 oran var ya şöyle. 1'e 2 oran var. Burada da 1'e 2 oran olacak. Hemen oradaki oranlamayı yazayım. A 2a. Sonra bir bakıyorum ki şurada bir kelebek benzerliği var. Kelebek benzerliğindeki oran yukarıdan aşağıya 1'e 2. 1'e 2 oran olduğundan dolayı 1'e 2. X ise burası da 2x olmak zorunda. 2x 18 ise x de böylelikle kaç çıkar? 9 çıkar. Bir sonraki soru. Ya ispat tekniğiyle de yapabilirsiniz. Bu paralel verilmiş alttaki ve üsttekine. Paralel doğruları uzatıyorduk. Uzatıp Z'den dolayı çizgi açısı, Z'den dolayı nokta açısı değil. Bak şimdi çizgi nokta. Hocam şu ikizkenar çıktı. Hatta bu da ikizkenar çıktı. 9 9 9 diyebiliriz. Hocam bu orta taban çizgisi çıktı. Çünkü şunlar birbirine eşit. 17 artı 7 bölü 2 deyip oradan da yapabiliriz.
yapabiliriz ispat tekniğiyle. Ama burada yamukta açıortayların dik kesmesi bizim için önemli. O yüzden ben bunu buradan yapacağım. Ve orta taban üzerinde kesişir. Yani eşit eşit. Hatta burada da ne oluşur? Muhteşem üçlü de oluşuyor. Dikkat. 9 9 ise burası da 9 oldu. E sonrasında bu da orta taban çizgisi. 17 ile 7'nin toplamı 24 yaptı. 2'ye böldün 12 yaptı. O zaman x'e de kaç kaldı? 3 kaldı. E o zaman x'i 3 olarak bulduk. Öğrenme alanında. Öğrendik mi işi? Öğrendik. Devam sorulara. 14. sorudayız. 14. soruda. Açıortaylar verilmiş. Nasıl kesişiyor? Bak açıortaylar. Şu açıort. Şu açıortayla bu açıortay. Birbirini 180'e tamamlayanlar arasında kalan açı 90 derecedir. Bu da 180'e tamamlıyor. Bunlar arasındaki açı da 90 derecedir. Bu 90 derecedir. Açıortaylar dik kesişir. Açıortaylar dik kesişir ve orta taban üzerinde kesişir. Yani bu orta taban üzerindeki bir nokta. Bu da orta taban üzerindeki bir nokta. E o zaman bu tam orta taban üzerindeki bir çizgi olmaz mı? Olur. E o zaman bu çizginin devamı orta taban 3 3. Bu da devamı orta taban. Yani 4 4 yaptı. Muhteşem üçlüden dolayı 4 oldu burası. Muhteşem üçlüden dolayı burası da 3 oldu. Çünkü bu eşitse burası da eşit olur. Ya da bu eşitse burası da eşit olur. Şuradaki uzunluk da bizim yamuktaki orta tabanımız 11 artı 5. 16 bölü 2'den 8 yapar burası. Hocam 8'i bulduk o zaman burada. Bizden ne isteniyor? EF uzunluğu x. Arkadaş 3 burada. 4 burada 7. Buraya kaç kaldı o zaman? 1 kaldı. X'i de böylelikle 1 olarak bulduk. Evet örnek 14. 1 çıktı. Geldik örnek 15'e. Örnek 15'te ne var? Ya hocam soruya baktığımız zaman şu da orta nokta. Bu da orta nokta. Yani şunlar orta nokta. Bunlar orta nokta olduğu için orta noktalar bana üçgende de öyle orta tabanı böyle işaret ediyordu. Burada da bu orta noktadan dolayı şunu şöyle çiziyorum. Yani F ile E'yi birleştiriyorum. Orta taban çizgisi olduğunun farkına vardık. Madem bu orta taban çizgisi 8 artı 4 12 bölü 2'den burayı kaç bulduk? 6 bulduk. Şimdi burada ne çıktı? Bir kelebek benzerliği çıktı. Kelebekteki oran 4 bölü 6 yukarıdan aşağıya yani 2 bölü 3. Benden ne isteniliyor? Ege Ankara ve KD isteniliyor. O zaman buraya yoğunlaşacağım. Yukarıdan aşağıya oran 2 bölü 3 ya. O zaman burası 2K iken burası 3K'dır. Ege Ankara uzunluğu 3K bölü D. KD uzunluğu da 2K. Yani cevap böylelikle kaç yaptı? 3 bölü 2 yaptı gençler. Evet örnek 15'te 3 bölü 2 bulduk. Geldik örnek 16'ya. Şimdi soruya baktığımız zaman hocam burada bir oran var. Oranın mantığını kullanmak lazım değil mi? Oranın mantığı nasıl kullanıyordu? Ya bunu içeri doğru çizeceğim ya da bunu dışarı doğru çizeceğim. Bizim amacımız neydi? Kelebek oluşturmakta. Ama hocam içeri çizince kelebek oluşmuyor. Ama kelebek oluşmasa da özel bir durum oluşuyor. Yani bir şeyi çizdiğimiz zaman özel bir durumun oluşması bizim için önemliydi. O yüzden dışarı çizerek de yine çıkar bunun çözümü de. Ben bunu buradan çözmek istiyorum. Normalde bak kelebek oluşmadığı zaman çizmeyin dedim ama kelebek oluşmasa bile özel bir durum oluştuğu zaman çizebilirsin. Orta taban oluştu burada. Çünkü buradan paralel çizince orta taban çıktı yamukta. Yamuktaki orta tabandan dolayı şunlar birbirine eşit oldu. 14 bölü 2 yani şu ikisinin toplamının yarısı bana burayı verir. 7 olur burası. Takıldık kaldık. Takıldığımız zaman ne yapıyoruz? Verilen bilgileri kullanıyoruz. Verilen bilgiler burada ne? Hocam şu açıortay olması. Açıortaylık ve paralellik aynı anda olduğu zaman Z'ye dikkat edin demiyor muydum? Evet. Yani şurada bir Z var gençler. Z'den dolayı bak burası nokta açısı oldu. Yani burada ne çıktı? Noktaya nokta çıktı. İkiz kenar çıktı o zaman burada. Yani burası 7 oldu. Yani şunlar birbirine eşit oldu. Burası da çizgi oldu. O zaman çizgi dediğim 7 ise burası da 7 oldu. Orası da çizgi çünkü. O zaman X kaç oldu? 14 oldu. Cevap 14 yapar gençler. Geldik örnek 17'ye. Örnek 17'de de şimdi şurada bir eşitlik verilmiş. Bu eşitliği kullanacağım. Ya içeri doğru paralel çizeceğim ya da şunu şöyle uzatacağım. Genelde tercihimiz içeri doğru paralel çizmekti. Ama verilen bilgileri tam anlamıyla okuyayım. Böyle soruyu okuyayım. AB ile C'de yamuk tanımından dolayı paralel verilmiş. EF ile BC yine paralel verilmiş. Hocam bunların paralelliğinden ne çıkartabiliriz? Şöyle bir U kuralı çıktı. O zaman burası 90 derece olmak zorunda. 90'ı yapıştırdık burada. Sonra başka ne yapacağız hocam burada? Şu mantığı kullanacağız. Dışarı doğru çizdiğinizde yine kelebek benzerliğinden falan filan 90'dan sonuca ulaşırsın. Ama benim tercihim ilk etapta neydi? İçeri doğru paralel çizmekti. Arkadaş içeri doğru paralel çizince hocam kelebek çıkmadı ama içeri paralel çizince bir orta taban çizgisi olmadı mı? Bu orta taban çizgisi oldu. Özel bir durum çıktı. Dolayısıyla özel bir durum çıktığı için ne yapacağız? Bizim için bu özel durum çıkması önemli. Yani şu paralel orta tabandan dolayı. Hocam şununla da şu paraleldi. O zaman burada bir paralel kenar çıkmadı mı? Çıktı. Ve aynı zamanda şu mavi çizginin orta taban olmasını da unutma. Orta taban olduğundan dolayı burayı da 6 6 diye böldü mü? Böldü. Hocam burada dik üçgen çıktı. 6 8 10 üçgenden 10. Paralel kenar çıktı burada. Alt tarafta 10. Hocam şurası kaç? Bakıyoruz şimdi şuraya. Hocam burası 14. Şu uzunluk 10. Şu uzunluk da x. Yani x artı 14 bölü
2 eşittir 10 değil midir orta bandan dolayı? Evet. X artı 14 eşittir 20 ise x'i de böylelikle 6 olarak buluruz. Ya da hocam 14'ten 10 olmuş. KK diyelim. Buradan buraya 4 azalmış. O zaman buradan buraya da 4 azalır diyebiliriz. 10'dan 4 azalttığın zaman kaç çıkıyor cevap? 6 çıkıyor diyebilirsin. Cevabı da bu şekilde ulaşmış olduk. Ama orta bandan da direkt 6 sonucuna ulaştık mı gençler? Ulaştık. Evet, cevap 6 oldu. Gördüğünüz üzere özellikler bu şekilde ve soruları da bu şekilde. Ama genelde bir tek bilmemiz gereken şey orta taban ve ne? Yamukta yine orta tabanla alakalı bir şey. Açı ortayların dik ve orta taban üzerinde kesişmesi. Diğerleri yine üçgensel özelliklerden çıkıyor. Daha yazmadığım bir sürü özellik var diyebilirim. Ama ben her soruyu özellik haline getirebilirim. Bunu da söylüyorum sana. Demek ki ben diğer özellikleri yazmadıysam gerek yok kardeşim. Güven bana. ÖSYM özellik falan sormuyor. Sorsa bile kendin zaten üçgen bilgisiyle rahat bir şekilde çıkartabilirsin. Tamam. Evet. Bu dersi sadece özellikler diye böyle şey yapalım. Dersimiz olsun. Kısa oldu. Evet. Bazı videolarınız böyle kısa olacak. Bir sonraki derse dik yamuk ve ikizkenar yamuğu bırakayım istersen. O zaman ne yapıyoruz gençler? O zaman dersi bitirdik. Ne diyoruz? Bir sonraki ders diyoruz. Bir sonraki ders de üçüncü ders. Yani yamuğun üçüncü dersinde. Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.